bir topluluk ankuru. Ama ne yapıyorlar? Oh hello. Bu gece çok ilginç bir gece. Bütün YouTube'un başladığı odadayım. Ve birisi canlı yayın yapıyor şu an, konuşuyor falan böyle. Burada. Onat bu işte. Onat. Konuşuyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok. İnsanları arkadan bıçaklamak dışında tabii. Onu saymazsak. Gerçekten yaptığı başka bir şey yok. Bu videoyu çektiğim tarihte Ankron'un Eylül Show'u yaklaşıyor. Ve ben Onat'a nazaran yani konuşmayı severim ama onun kadar sevmiyorum. Aklımda farklı bir fikir var. Şu an 8 Ağustos. Yakın yani birkaç dakika içinde 9 Ağustos olacak. Ve 10 Ağustos'ta Türkiye'de olmayacağım, artık Almanya'da olacağım. Ve bu videoyu attığımda zaten büyük ihtimalle çoktan ne yaptığımı hepiniz biliyorsunuz. W X W. Tezenekler. Belki de bu videoyu 500. çekişimdir. Kısa tutacağım, o yüzden fazla uzatmaya gerek yok. Önemli olan şeyi söyleyip buradan uçup gitmek istiyorum. Bu senenin başından beri hayalim olan bir şey vardı. Artık 2018'in sonlarına doğru uyku uyuyamıyordum. Rüyalarımdan uyanıyordum hemen, yatamıyordum hani. Hayat gerçekten zor olmaya başlıyordu benim için. Çünkü kafamda bir soru vardı abi, ben acaba professional wrestler olabilir miyim, güreşçi olabilir miyim diye böyle bir garip soru vardı. Yıllardır olan bir soru, 10 yıldır takip ediyorum genel olarak pro wrestling'i ve bu soru az da olsa sürekli aklımın arkasında vardı, zamanla arttı ve her zaman cevabım hayırdı abi, nasıl olabilirim ki? Ben sadece 57 kiloyum, Türkiye'de yaşıyorum en başından, dolar artıyor, euro artıyor, bu artıyor, şu artıyor, okul bulsam nereye giderim falan filan. Bir gün artık bıktım hepsinden, gün de değildi, akşamdı, sabaha karşı 3'tü ve uyuyamıyordum yine, dedim ki sikiyim. Bu inşaatçı dediğim gibi sikiyim, her şeyi sikiyim dedim. Yani geçtim boy aynasının karşısına, kendi gözlerimin içine baktım ve dedim ki sesli bir şekilde, ben ne pahasına olursa olsun en azından bir ay da olsa gideceğim ve professional wrestling training'i alacağım. Deneyeceğim abi, en azından deneyeceğim. Bakalım bunu yapabiliyor muymuşum? Bakalım hayallerim saçma mıymış, boş muymuş? Bunu öğrenmek istiyorum. Her şeyden fazla bunu öğrenmek istiyorum dedim. Ve o gün zaten uyumadım, direkt araştırdım. Haftalar boyunca araştırdım. Diyete başladım, adam akıllı yemek yemeye başladım, spor salonuna gitmeye başladım. Hani tamamıyla hayatımı değiştirdim. 1-2 hafta geçti ve bir okul buldum sonunda. Beyler bayanlar, bu bulduğum okul ve gideceğim okul WXW. Almanya'nın, sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın en iyi güreş promosyonlarından bir tanesi. Hatta en iyi güreş promosyonu bile diyebiliriz WXW'ye. Ve bu Wrestling Academy'deki head coach kim biliyor musunuz? Her şeyden sorumlu olan koç. Big Van Walter. NXT United Kingdom şampiyonu olan Walter. Araştırdım ve böyle bir fırsatın olduğunu gördüm. Bir ay boyunca gideceğim oraya ve bakacağım. Hani neden yapılmışım? Doğru düzgün bir şeyden yapıldıysam belki bu işe devam ederim. Hiçbir fikrim yok ama öğrenmek istiyorum artık. Gerçekten ben pro wrestling'i bu kadar seviyor muyum? Gerçekten geleceğim olsun istiyor muyum bu işte? Hatta herhangi bir şeyim olsun istiyor muyum bu işte? Bunu öğrenmek istiyorum. O yüzden Almanya'ya gidiyorum. Hatta saatim yok ama yaklaşık 10 saat sonra o uçağa bineceğim. Yani çok az kaldı. Hayatımdaki en büyük günlerden bir tanesini yaşamak üzereyim. En heyecanlı günlerden bir tanesini yaşamak üzereyim. Ne pahasına olursa olsun eminim bu bir ayın sonunda tamamıyla farklı bir insan olarak döneceğim ben Almanya'dan, WXW'den. Bunu sizle paylaşmak istedim sadece. İstanbul Yeni Havalimanı. Merhaba. İstanbul Yeni Havalimanı'ndayım ve aslında ikinci gelişim buraya. Yaklaşık 9 ay önce falan, o kadar olmuştur herhalde, Ankpro ikinci şans için, ta ikinci şovumuz için. Hatta bulunduğum ilk Ankpro şovuydu. O zaman gelmiştim buraya. Biraz daha dolu, biraz daha tamamlanmış gibi gözüküyor. Ama yani o kadar. Görünüşü çok hoş. Keşke uçuşa gitmek için böyle 900 yıl yürümeseydik. Ama neyse ki yani uçuşuma daha 2 saat falan var. Bayağı erken geldim. Hiçbir sıkıntı çekmeyeceğim. Almanya. Tabii. Garip ya.
saat daha geçti, yürümeye devam ediyorum. A6'dayım şu an. A10'a seneye ulaşacağıma inanıyorum. Bu arada bunda yürümek güzel bir his de. Kamerayla direkt telefonla vlog çekmek bayağı garip geliyor bana en son. Çünkü 2015'te İngiltere'ye gittiğimde böyle bir şey yapmıştım. Garip. Büyük ihtimalle zaten videonun yarısında burayı görüyor olacaksınız. Yani yüzümü çekmiyorum herhalde hiç. Okey. Şimdi bekleme alanındayım. Onu şöyle bakınca görebiliyorum. Arkamda başka çılgın kapılar var. Teras falan var burada. Ve bu havaalanına daha önce gelmediyseniz belki şanını duymamışsınızdır. Görüntüsü çok güzel. Hani bu girişte söylemiştim size. Görüntüsü gerçekten güzel. Koskocaman ve gayet hani modern, yeni, teknolojik gözüküyor. Ama havaalanının en büyük amacı sizi en güvenli şekilde herkes için ve en hızlı şekilde uçuşunuza ulaştırmak abi. Benim için öyle en azından ve eminim çoğu insan için de öyledir. Burada hani baya yürütüyorlar sizi. Hani normal hızda yürürseniz ciddi anlamda bir yarım saat, minimum yarım saat yürümeniz gerekiyor diyebilirim. Özellikle kapınız benim gibi böyle hani A10'sa falan, binanın sonlarına doğruysa, ucuna doğruysa. Büyük, gerçekten büyük. Yani bu konu zaten bu havaalanının bence en büyük sorunu. Bir aralar Wi-Fi yok falan diye sövenleri gördüm. Bakacağım şimdi. Şu an henüz bakmadım Wi-Fi var mı yok mu diye. Ben geçen sefer geldiğimde yoktu sanırım ama ben geçen sefer dediğim gibi 9 ay önce falan geldim. Daha yeni kullanıma açılmıştı burası. İlk gelenlerden oldum. Bu da artık şakaya dönecek abi, her şeyi ilk yapıyorum. Ama neyse, bu hani güzelmiş. Yani dediğim gibi güzel. Çok uzatmasa ama olayı sıkıntı. Hani havaalanından daha çok alışveriş merkezi olma isteği. Yani ikisi birden olmak istiyor abi, bence gereksiz. Uçuşun en sevdiğim yanı bu olabilir ya. Uçağa binme kısmı. Geldim, indim. Şu an Almanya'dayım. Gümrükten geçtim. Hiç beklemediğim kadar pozitif gitti hatta. Adamlarla tekrar hakkında, WB hakkında falan konuştuk. Gayet garipti. Ama we made it boys. Şimdi sırada tek bir hedef kaldı. WXW. Hayatımın en stresli böyle saatini geçirdiğim yerlerim. Esen'i bulma macerasına çıktım. Bayağı zorladı beni. Neyse ki insanlara sorduğunuzda yardımcı oluyorlar. Ve şu an trendeyim gördüğünüz gibi zaten. O yüzden çok sesli konuşmak istemiyorum. Ama sanırım bu trende ineceğim. Sonra ya taksiye bineceğim ya da bir trene daha bineceğim ve WXW. Kaç kere dedim WXW diye bilmiyorum ama az kaldı yani. Yani az kaldı. Abi bana baksanıza, ne kadar mutluyum ya. Gelmem gereken durağa geldiğim anda bir görevli geldi. Bana dedi ki öncelikle biletini mühürlememişsin. Sonra bu bilet ikinci sınıf bileti ama sen birinci sınıfta oturuyorsun. 60 euro ceza yazıyorum sana. Ben de olabildiğince saygılı olarak anladım hatam bu falan dedim. Adam da bunu fark edince benim yeni olduğumu da gördü. Dedi ki 60 euro cezayı yazmıyorum sana. Ama bak kurallar şöyle şöyle, bir daha yapma dedi. Ve benim gitmeme izin verdi. Yani Almanya'ya gelir gelmez ölecektim. O trendeki maceramdan sonra takside de macera yaşadım açıkçası. Ama artık çok umurumda değil, olan oldu. Daha smooth bir şekilde gelebilirdim buraya. Ama yine de geldim. WXW. Az önce de yanımdan beni buraya bırakan taksi geçti. Hayırlısı artık, ne diyeyim. Merhaba. Akşam oldu bile büyük ihtimalle. Şu an WXW Headquarters'dayım diyebilirim. Ringin olduğu binada değilim ama One Month Stay olayını yapan öğrencilerin kaldığı yerdeyim. Beni gördüğünüz az önce şurada dörtlü yatağı görüyorsunuz. Ben şuradayım. Altta. Üstlere çıkabilirim ama şu an altta kalmayı istiyorum. Çünkü her şey çok hızlı oldu abi. Az önce size WXW sign'ını gösterdim falan. Sonra benle birlikte burada kalan tek, şu an iki kişi varız burada. Dört kişi değil, iki kişi varız sadece. Ben gelmeden bir iki gün önce bu dördü de doluymuş bu yatağın. Bir de içeride şu odada dört tane yatak var, onlar da doluymuş. Orada hatta kim varmış biliyor musunuz?
Lindemann Sima Tank mıydı? Strong Hearts. Kendilerini AEW'den tanıyor olabilirsiniz. Kanada'ya gitmişler çünkü WXW'nin Kanada'da bir eventi var. Yani hala eşyaları içeride gibi gözüküyor. Yani gidip her şeyi bırakmamışlar. Bu demek oluyor ki geri de gelecekler. Yani evet, Sima ile Lindemann'la AEW'de çalışmış insanlarla görüşme şansım olacak. Hatta büyük aynı yerde yaşama şansım mı olacak? Herhalde şans mı var artık bilmiyorum ama çok ilginç yani. Antrenman öldürdü beni. Bu arada beyler, şu an ben yürüyorum. Bir mucize sonucu yürüyorum. Bir de başladı antrenman. Ben zaten yolculuktan geliyorum. Akşam doğru düzgün uyuyamamışım. Sabah doğru düzgün uyuyamamışım. Bayağı yordu beni. 4 saat sürdü ama aynı zamanda yapmadığımız hiçbir şey yoktu. Ben %100 hepsine katılamadım. Yapamadığım 3-5 hareket oldu. Çünkü ilk hareketimiz squat yapmaktı. Yaklaşık yüzü geçik durmadan squat yapıyorsun. Hani eğiliyorsun squat için, elini yere sürüyorsun. Diğer squat'a, diğer squat'a, diğer squat'a bunu 100'den fazla yapıyorsun işte. Yani yapması kolay değildi. Sonlara doğru artık şeyler. Ben yukarı çıkıyordum böyle ama akıl olarak yukarı çıkıyordum. Yani nasıl diyeyim? Bedenim, özellikle bacaklarım bende gelmiyordu. Yok olmuştu bacaklarım ve hani yattım, şimdi biraz dinlendim. Birazdan kastım da 2,5-3 saat ve yürüyebiliyorum artık. Bir sıkıntı yok. Hani Vince McMahon iki quad'ını da koparıyor ya, böyle ringde oturuyor, sonra oturmak zorunda kalıyor çünkü. Öyle diyebilirim hissettiğim şeyi. Yürürken falan imkansızdı her şey. Düzeldim bayağı, kendime geldim. Yarın büyük ihtimalle adam akıllı uyanıp uyandığımda, şey uyuyup uyandığımda yarın bayağı acısını çekeceğim bunun. O yüzden antrenmana da gidemeyebilirim. Ama hani onu ben ihtimal olarak görmüyorum. Antrenmana %100 gideceğim. Sadece belki antrenmana katılamayabilirim. Ama pazartesi business as usual olmasını istiyorum. Öyle olacağını da düşünüyorum zaten. Back bump, face bump. Bacaklarım yok edilmiş olmasaydı front bump'ı da yapacaktım. Pardon, flip bump'ımı da yapacaktım. İlk olacaktı bunlar. Back bump'ı yaptım. Çok güzeldi. Flip, face bump'ı yaptım. Hani yapmayı beklemiyordum. Kendimde o ışığı görmüyordum. Güzelce yaptım ikisini de. Ring ve yani bunun en büyük olayı ama ring beklediğimden ciddi anlamda yumuşaktı. Hani back bump'ı yaptım, kalktım ya. Sanki unutmuşum gibi hani back bump yaptım 2 saniye önce. O kadar hızlıydı, o kadar rahattık ya yani. Öyle. Bundan hani podcast kadar çıkar yani. Podcast'lık hikaye çıkar. Zaten büyük ihtimalle geri döndüğümde her şey belli olduğunda, hani WXW'de güreştiğim değil de güreş eğitimi aldım. Bu belli olduğunda ben bir podcast, Keresin podcast bölümü atarım buna. Her şeyi anlatmak için, detaylı bir şekilde sorularınız varsa cevaplamak için. Ama şimdilik bu kadar beyler bayanlar. Bu da WXW'deki ilk günüm oldu. Şimdi biraz makarna artı tavuk yiyeceğim. Oturacağım biraz daha, kendime geleceğim. Yerleştirmem gereken şeyleri yerleştireceğim yerine. Ve güne veda edeceğim herhalde. Bugün burada benimle birlikte yaşayan arkadaş, bir arkadaşın çağırdı dışarı çıkıp içmek için. Gitmek istiyordum onlarla ama bu işleri de halletmem gerekiyordu açıkçası. Açtım bir de bayağı. Güzel olurdu, hoş olurdu ilk günden dışarı çıkmak. Ancak yapacak bir şey yok bugün. Bugün karnımı doyuracağım. Dediğim gibi yerleştirmesi gereken şeyleri bir yerleştireceğim. Her şeyimi bir düzene sokacağım. Artık her diğer günler bilmiyorum, bakacağım. Dışarı çıkar, alem yaparım. Çok uzatmaya gerek yok beyler benler. Bu artık birinci bölümün sonu olsun. WXW'de ilk günümü yaşadım. Almanya'ya kadar gittim. İlk antrenmanımı yaptım. İlk back bump'ımı, ilk front bump'ımı yaptım. Resmi diyebiliriz. Beklediğimden çok daha zor olan kısımlar.
Hani kolay olmasını beklediğim kısımlarda, hani zor olduğunu düşündüğüm kısımlarda kolay olan kısımlar oldu. Garip oldu. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Büyük ihtimalle buranın kısa bir turuyla başlayacağım videoya. O yüzden hani heyecanlanacak bir şeyiniz var. Çünkü burası hoş güzel. Mutfak fena değil. Tuvalet fena falan değil de. Alt katı var bunun. Bir basement'ı var. Vallahi çok ilginç. Yani başka dünyanın başka yerinde var mıdır böyle bir basement? Bilemiyorum. Ama neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.